Yani <laughs> olabilir. Yani gelecek <laughs> ki sıkıntıları e, Aynen, önceden olacak. görüp önceden görüp şaka bir yanı, onun travmasını da yaşıyor olabilir Megair Onu bilemiyorum Yok ama. Yok abi onun travması öncesinde de böyleydi Megair Messi de böyle bir şey diyorsun yani söyleyen adam sıradan bir ha. adam değil. Lionel Messi demek ki bir şey var. Yani sahada futbolcu birbirini daha iyi şey yapar ya da. de böyle bir çocuk. Şimdi düşünüyorum da e, biraz içe kapanıktır Anthony de. Yani o sıra, mesela LeBron gibi değildir. LeBron hem süperstar hem de takımın lideri çekip çevirir falan. Entini böyledir. Dost sohbetlerimizde falan da ağzından lafı cımbızla alırsın. Nesine TV'ye sağdan uzağa hoş geldiniz siz değerli izleyenler. Erman Yaşar sen de hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Asıl ben hoş geldim. <laughs> Nasıl bir kontra yaptım Güzel. görüyor musun? Evet. Stüdyoya hoş geldin. Bu arada niye olduğunu da anlatalım. Ben her evet. defa stüdyoda yayın yapıyorum. Ee, biz Nesine ailesi olarak gerekli testlerden, aşılardan geçtik. ve Aşılardan e... mı geçtik? <laughs> Hangi yani, aşıdan geçtik? Bir, bir takım hareketler yapıldı ve hepimizin sağlıklı olduğu görüldü. Ee, stüdyomuz acayip bir şekilde dezenfekte edildi. Ve Nesine ailesi tekrardan stüdyoya döndü. Ee, pandemi öncesindeki stüdyolarımızda değiliz. Ee, şimdilik e, ilk Nesine TV açıldığına... Açıldığında kullanılan stüdyolardayız. Sen Ben onu da görmemiştim, ailesinin... bunu da görmemiştim. Sen görmemişsin evet. Ah ah bak ufak bir şey dağıttım oraya. nesin Ailesi'nin en yeni yüzü olduğun için sana küçük bir briefing veriyorum. Nerede ne yapılır, ne edilir bunları şu an. Anda... Bu briefing'e şey de dahil, dahil eder misin? Ee, i̇nsanlar sorabilirler yani neden ben tekli bir böyle ufak koltuktayım? sen niye böyle geniş bir koltukluyum? Rütbe farkı mıdır bu? Yani aslında ben öyle demek istemezdim tabii ki bir rütbe farkı ama seni yurga... Ee, dedi ki e, yani ozanla seni aynı koltuğa oturtamam İkinizin şu ana kadar nesine yaptığı katkılar arasında dağlar kadar fark var Ben dedim öyle şey olmaz Sonuçta bu programda aynı şeydeyiz falan aynı mi yok olmaz öyle şey falan ya ben de o yüzden mesela çok yayılmıyorum gördüğün gibi seninle aynı alanı kullanmaya çalışıyorum Çünkü e, ben çok sevmem böyle sınıfsal farklılıklar öyle durum o zaman başlıyorum. Ver bakalım nasıl enteresan başlıklarınız Verdim. Patrice Evra ile başlıyoruz. Şiddeti öven biri değilim ama Manchester United'daki birkaç kişinin tokatlanması lazım demiş. Ee, yani bizzat tokatlayacak gibi söyledi bunu. kendisi. Evet. Quentin ya da... Tarantino da mesela bir röportajında diyor ben şiddeti çok övmem sevmem falan diye her filminde yarım saatte olayı var. Demek ki böyle oluyor. Şiddeti öven biri değilim ama takımdaki birkaç kişinin tokatlanması lazım. Bu Manchester United kastediyor değil mi Tabii. kardeşim? Yani isim bile verebiliriz burada. Maguire'dır. Ee... da tokatlanır ama. Ama Maguire tokatlamak için de mesela senin benim Hayır, şey, me... <laughs> merdiven ihtiyacımız var. Maguire zaten biliyorsun tokatlandı yazın. Tabii ciddi doğru, ciddi doğru. dayak yedi hatta doğru. daha büyük yani. şeyde kaldı Yunanistan'da. Gibi, Yunanistan'da bir gece e, neydi, nede ne kalmak deniyor ya? Nezarethane'de. Nezarethaneye atıldığı ve bir gece kaldığı şeyde Bayağı ayağına falan tekme atmış polis memuru ve hadi oynayabiliyorsun oyna artık futbol falan demiş. Acaba o da Manchester United mıydı? Yani olabilir. Yani gelecek <laughs> o ki sıkıntıları e aynen, önceden konuşacak. görüp önceden görüp şaka bir yana onun travmasını da yaşıyor olabilir Megair. Onu bilemiyorum Yok ama. Yok onun travması öncesinde de böyleydi Megair. Geçen sene çok korkunç maç kaybettirecek adı. Ya yani evet sakarlıkları olan bir oyuncu. Olmayan bir oyuncu değil ama emin değilim bu kadar korkunç ee, performansları var mıydı? Kötü başladı bu sezon. Ee, yani Patrice Evren'in dediği doğru. Yani ben de şiddet öven birisi değilim. Hani birkaç kişinin tokatlanması, tokatlanmak falan bunlar hoş şeyler değil. Ee, fiziksel taciz ama hani protesto falan milyonluk eşekler, ne bileyim işte. Antrenman tesisinden çıkarken antrenman işte. Tüllü türlü hareketler. Araçlara falan yapılan. Tabii şimdi pandemi komiteş. döneminde çok fazla insan da bir araya gelemiyor. Tesisleri falan basmak da çok kolay olmayacaktır. Ama Manchester United'ın bir e, oyuncuları kendine getirmek için bir şeye ihtiyacı var. Kesin. Yani tokatlanmak. Ya silkelenmek. Şimdi, kenardaki teknik direktör de sevdiğim bir isim olmakla beraber zaten hep e, meşhur e, bebek yüzlü bir adam. Naif. Na yani belki serttir de ayrı konu ama hani böyle mesela Jürgen Klopp Tersi çok pis bir adam. Belli yani. O Jurgen Klopp da mesela kenara baktığında yüzü gülüyor gibi ama tersi bayağı pis bir herif. Ee, o kesin. Pep Guardiola zaten kafa gidip geliyor. Jose Mozi'yi anlatmaya gerek yok. Yani. Zaten işte tuvalete giriyorsun. Yaka paça tuvaletten çıkarıp sahaya getiriyor falan. Solskjaer e, o kadar daha senin güzel kelime kullandın. bebek yüzlü. Hani e, sanki oraya biraz daha böyle şey bir adam lazım. Lucescu'nun, Lucescu'nun Sinan Engin'i gibi. Ha. Hani böyle oraya da yönetimde de bir şey yok. Yani. Abdurrahim Albayrak ha. falan gibi. Yani arayı bir kulak yapacak. Kulak çekecek biri. Abdurrahim Albayrak, ZU Manchester United. Geçiyorum. Geç. Zlatan, Zlatan'a mutlu yaşlar diye bir şey paylaşmış. Kendisine bir hediye almış. Do Bu da iyice tırlattı. Yani. Bu da iyice tırlattı. Yani sürekli üçüncü kişi olarak bahsediyor kendisinden falan. Zlatan'a mutlu yaşlar, üstü açık bir araba. Bunu paylaşmış. Bunu herhalde kendisine aldı. Ee, şöyle olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi sürekli üçüncü kişi olarak bahsediyor yani insanlar hoşlanmaz bundan. Ben de hoşlanmam. Artık etrafında kimse kalmadığı için kendisine hediye almak zorunda kalmış olabilir. Mi? Olabilir. Ya Covid'e yakalandığında da Covid'le falan konuştu. Dedi Covid bu sefer yanlış şeye çarptın. Hapı yuttun. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Zlatan karşısında ne yapacaksın falan. Bunlar çok hayırlı emareler değil. Zlatan İbrahimovic'i ben ta Ajax zamandan beri severim. Ee, her zaman kibrin, egonun da yakıştığı bir adamdı. Ama bak Ajax dönemi zaten o zaman daha ya, süperstar Çocuklar falan mı? değildi. Ee, Juventus, Inter dönemi, Juventus dönemi falan olaylarda artık süperstar oldu ama kibri egosu falan e, çekilir bir seviyedeydi. Paris Saint-Germain'in başı okey. Paris Saint-Germain'in ortalarına doğru bu Paris havasından mı Eyfel'den mi ne oldu falan bu herif bir tırlattı. Bir ufak bir delirme yaşandı. Orada. Yani Paris döneminin yarısından sonrasında yokuş aşağı gitmeye başladı. Şey olarak değil futbolcu kariyeri. Akıl Futbolcu kariyeri her zaman çok iyi. Milan'a neler kattığı ortada yani 6 ayda Milan'ı nereden nereye getirdi. Ama akıl sağlığı %100 yüz, yani oradan sonra başladı. Yok işte Covid merhaba hoş geldin şimdi apı yuttun. Ondan sonra yok ne bileyim Zlatan mutlu yaşlar işte 50 yaşına geldim ben çok iyi Los Angeles'ı ben buldum falan ha, yani. Los Angeles'ı ben buldum ee, sizin futbol dediğiniz futbol bu değil işte ha. alın size futbol ben tanrıyım o konuda hak veriyorum biraz ama olsun aynen ben tanrıyım işte meleklerim yanımda manımda bunlar sağlıklı açıklamalar değil 44'ünde gidersin Malmö devlet ve İsveç konuşamadım araştırma saat... hastanesi <laughs> İsveç Sağlık Bakanlığı Malmö Devlet ve Araştırma yani. Hastanesi'nde yatarsın kardeşim iki ay kendine gelirsin. Murat Kekilli gibi atarlar içeriye. Bu arada ee, yani şey Erman Yaşar'ın akıl sağlığı konusundaki tavsiyeleri dinlenecek tavsiyelerdir. Evet. Şey yapmayın. Öyle hani boşa konuşmuyor bu adam. Aynen. Ee, devam edeyim. Ee, Anthony Davis'e bir şeyler oldu. Yani Anthony Davis... Sorma. Üçüncü maçta bizi ee, üzdü. Ama ondan önce de yani onunla alakalı olmayan bir sıkıntı da var. Belki o etkilemiştir. Bilmiyorum şimdi. Ee, Karl Kuzma'nın Elini havada bıraktığı an dikkatimizi çekti. Onu aldık. Ee, yani profesyonel sporcular maç içinde bunlar etkilenmezler. Fakat eli havada bırakmak özellikle mesela ben çok sosyal bir insan değilim. Biraz asosyalimdir. Hani elimi mi uzatayım, öpeyim mi falan burada bir dengesizlik yaşandığında bütün günüm mahvoluyor benim. Anthony Davis'te de bu olmuş olabilir mi? Yani... Ee... Şimdi burada Kuzma... Evet, Kalk Kuzma pozisyonu bitiriyor. Bak kalkıyor, geliyor. Aynen. Bravo kardeşim, adamsın falan diyor. Sonra ya bu herkesi bozar. Ya şimdi ee, çok muhtemelen Kyle Kuzma görmemiş. Çünkü Kyle Kuzma sen kimsin? Anthony Davis'in sana uzattığı ele çırpmayacağım. Tam tersi olsa bir noktada anlarım. Anthony Davis NBA'nin 3-4 basketbolcusundan biri. Hadi bilemedin 5, hadi bilemedin 10 olsun. E, takımın takımında süperstarı. Kyle Kuzma da Lakers kadrosunun en yetenekli adamlarından biri. Genç yaşına rağmen fırsat verip verip duruyoruz ama tadımızı kaçırmaya devam ediyor. Ee, böyle bir durumda Anthony Davis gibi ilah orada sana el uzatacak da o eli, o eli almayacağım hani, Ha. Anthony de böyle bir çocuk. Şimdi düşünüyorum da, e, biraz içe kapanıktır Anthony de. Yani o mesela LeBron gibi değildir. LeBron hem süperstar hem de takımın lideri çekip çevirir falan. Entini böyledir. Dost sohbetlerimizde falan da ağzından lafı cımbızla alırsın. O yüzden herhalde burada e, ben kalkuzmanın Kuzma'nın kasıtlı bir hareket yapmadığını düşünüyorum ama yani mesela bak Kardeşim. Bir de sesleniyor da yani. ama yani bak bir süre sesleniyor kalkarken. Vay 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 falan diye kalkıp. Bu sanıyorum bir de üçüncü maçtan. 3. Hmm. Üçüncü maçta işler çok yolunda da gitmediği için. Lakers kaybetti. 2-0 öndeydi seride. 2-1'e geldi. Ee, sanıyorum orada yani can derdinde takımda yani. Kyle Kuzma falan herhalde onunla alakalı Olabilir. Ee, bu kadar diyeceklerim. O zaman bu kadarsa diyeceklerim. Ya Messi Anthony Davis sen de el mel çırpmayı bırak dördüncü maçta bir top oyna 30-10-10 istiyorum senden. 30-10-10 haftaya bakacağız 30-10-10 oldu mu? Yani 30 sayı 10 onribandı yapar da on asist yapması çok kolay değil Anthony Davis. In. Messi 2011'de demiş ki Tio Walcott oynadığım en tehlikeli oyunculardan biri karşısında oynadığım en tehlikeli oyunculardan biri. Tabi o zamanlar hatırlarsın. Arsenal Barcelona ile oynayabiliyordu. Dolayısıyla bu ikili karşılaşıyordu. Fakat ben buna inanamadım ki Theo Walcott Southampton'a geri döndü. Başladığı yere döndü. O zaman şöyle. Ben geçtiğimiz dönemde bir Everton maçına çalışırken mi yani... E, Volkot kendi maçına mı, Real'deki maça mı? Yok, Erman Derman olarak değil. Ben zaten Erman Derman olarak Volkut'a bir sezon şans verdim. Sahaya o kadar pisledi ki kendisi. Hemen ikinci sezon dedim ki Volkot hadi yavrum, hadi canım. Ama e, Everton maçı anlatacakken bir şeyler okuyordum maçla alakalı işte biliyorsun benim çok detaylı çalışmalarım olur maçlardan önce eve, e, eve kapanırım bazen eğer seyahat imkanım varsa giderim takımları kampında ziyaret ederim oyuncularla e, yatar içer kalkarım ve derim ki yani maça nasıl hazırlanıyorsunuz gibisinden o zaman o kadar imkanım yok uzaktan okuma yapıyorum biri daha Premier Lig'de önemli oyunculardan biri yani Messi olmadığına eminim o da e, Theo Walcott e, ki o da yani düşüş dönemi Walcott'un yine. 2016'lardan 2017'lerden falan bahsediyorum. E tamam, tam düşüş. Hani böyle uçup kaçtığı bir dönem Hadi değil. 2011 gene biraz mantıklı. Ya, tabii 2011'de falan çok heyecan vericiydi. Uçaktı oyuncu. yani. yani Sağ tamtından geldikten sonra e, çok heyecan verdiği dönemler var. Benim dediğim düşüşe geçtiği dönemde bile Premier Lig'in baya değerli oyuncularından biri. Şu an dediğim gibi 2016-2017 ismi hatırlamıyorum ama mesela şu anki statüde de Bruyne gibi bir adam hmm. mesela. yani Ligin en değerli 5-6 oyuncusundan biri. Şey dedi demişti. Onu okumuştum maç öncesi. E, çok zeki ve oyunu çok iyi bilen. E, sizi çok e, bir anda e, sizi rakip olarak e, ters durumda bırakabilecek, zor durumda bırakabilecek bir oyuncu demişti. Valla ben e, Messi de böyle bir şey diyorsan. Yani söyleyen adam sıradan bir ha. adam değil. Lionel Messi. Demek ki bir şey var. Yani sahada futbolcu birbirini daha iyi şey yapar eder. Ben Trevor hız ve işte o delicilik zirve dönemi haricinde birkaç sene haricinde çok fazla bir şey görmüyorum. Hakikaten çok etkileyiciydi zirvesi ve çok şey hayal ettirdi. Ee, ama e, oyun zekasından bahsedilmesi bana çok garip geliyor. Ne yapamıyor desen bir bitiremiyor. Aynen. Bir de oyun zekası garip. Yani Bence de. İyi değil derdim. Atletizm zaten şey değil. Yani Salah'ın yani şöyle. Heh. Theo Heh, Volkut, Salah olamamış sala. Basel'de çıkış yaptığı dönem çünkü o zamanlar ben Şampiyonlar Ligi'nde anlatıyordum sala sala. Sizin başınızın etini yiyordum. Mesela sala o zaman da etkileyici bir oyuncuydu ama hem karar vermede çok sıkıntısı vardı. Bitiriciliği zaten baya kötüydü. Yine atıyordu yani. E, hem İsviçre Ligi'nin kalitesinden hem de Şampiyonlar Ligi'nde ne olursa olsun yine 2-3 tane atıyordu, ediyordu ama e, Chelsea'ye gelmeden önceki ya da işte büyük takımlara transfer olmadan önceki Salah gibi bir oyuncuydu Volkut. Ben de e, çok göremedim Lionel Messi'nin ya da o anlattığım oyuncunun söylediği şeyleri. Ama dediğim gibi yani bu kadar üst düzey oyuncular diyorsa bir şeyler vardır. Biz göremedik herhalde o zaman. Biz göremedik herhalde. Son olarak Haaland. Topçudur. Topçudur. Daha da büyük topçu olacaktır büyük ihtimalle. Şöyle demiş. Benden daha iyi olan forvetler demiş ve sıralamış. Evet. E, bu arada bir podcast yapmış bunu. Hı hı. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Aguero, Firmino, Aubameyang, Kane ve Werner. Şimdi bu soru üzerine mi gelmiş biliyor musun bunu? Yoksa Bu bir muhabbette. Benden daha iyi olan forvetlerde. Yani adamlar şöyle... muhabbet ederken Haaland bir anda şey mi diyor? Yok yok bir anda değil canım. Ha, yani bir, yani öyle bir Tabii muhabbette, muhabbette muhabbet. geliyor bu. Kimler? Bir daha say bakayım. Sayıyorum. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Ronaldo bir forvet olarak konumlandırması yani. doğal. Yani Sergio Agu Aguero, Roberto Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane, Timo Werner. Evet yani forvet olarak bakıyorsa Firmino ondan daha iyi forvet doğru. Yani golcü deseydi Haaland şu yaşında bile Firmino'dan muhtemelen daha iyi golcü. Timo Werner Ya yani evet yani forvet olunca bence Timo Werner de bir tık daha iyi olabilir. Yani şu anda Haaland saf golcü olarak bence şu yaşında bile herhalde dünyadaki en iyi 5-6 oyuncudan biri olabilir. Belki biraz iddialı. Ama yani saf golcülük için diyorum. Ki bu yanlış anlaşılmasın. Yani Haaland'ın bütün forvet özellikleri de var. diye yani bağlantı... Geçen olurdu, Alp Özgen'le onu konuşuyorduk. Bu çocuk neyi geliştirecek diye bakıyorsun. Yok yani bir şey. Yani hepsini daha keskinleştirebilir. Tabii. Gelişmenin sonu yok. Yani Ronaldo 30 yaşından 35 yaşına yine gelişim gösteriyor falan filan. O ayrı konu. Yani. Ama e, yani hepsini keskinleştirir, hepsini geliştirir. Taktik olarak daha akıllı, daha tecrübeli bir oyuncu haline gelebilir. Ayrı konu. E, ama e, ee, şu an bile evet yani dediği adamlar haricinde çok gerisinde olduğu senin aklına gelmeyen yani onun saymadığı ama bu adam Suarez'i söylememiş. Ha, yani Messi söylememiş. Yani. Messi söylememesinin herhalde bir sebebi var. Yani Cavani'ye ne yapacağım. diyorsun? Bitiriciliği daha kötü mesela. Tam harapan. Manchester United transferi yapmışken. Yani Cavani bence de şu an Haaland daha iyi. Şu an evet, şu an daha iyi. Suarez mesela onu sorayım. Son sezonda Türkiye beraber bek. saymamış galiba ya? Saymış canım. Saymış. mı geri game var var. Yok, her game var. Ha tamam. Her okay. game saymasaydı biraz kulağını çekerdim. Bizim mutlaka unuttuğumuz biri vardır programın altına da gelir bunlar ama ben mesela Suarez'i beklerdim. Evet. evet, Luis Suarez olabilir. Ee, yani bence Karim Benzema da ondan daha iyi Ha mesela Benzema var, var, var doğru. Forvet evet. olarak. Forvet diyorsun Tam diyorsa, paket, tam, yani tam paket olarak. Haaland tabii ki Benzema'dan daha iyi golcü ama tam pakette Karim Benzema şu Böyle an yer. Baktım. Hele Karim Benzema geçen sene. Yani belki de kariyer sezonu falan oynadı. Ham pakette bence yer şu anda. Kabul ediyorum. Başka var mı? Yok bence. Yok. Yani bence iyi açıklama İyi liste. Yapmış. İyi liste Ki yapmış. Ki o da böyle bir gitar. hafif vari bir gariplikleri o, o var. O da junior zılatan ama bak mesela şey bunlar iyi. E, 25-26'da Paris Saint Germain transferi yaparsa o da belki Eiffel'de Mayfell'de sapıtabilir. Şu an iyi. Ekleyeceğimiz bir şey yoksa? Programı mı kapatacaksın? Kapatacağım. Nasıl abi. buldun stüdyoyu? Stüdyo güzel. Çiçek. Keyifli. Ee, Nesin Ailesi'nin sıcaklığı stüdyoda yansıdığı için biraz kelin telliyor görüyorum. Ki evet yani ufak tefek e, cinayetler var, mı bir var evet hafiften var. Hı. Olacak onlar yapacak Ol bir şey yok. Ee, sende de hafif yanlardan böyle bir... ben de, var, de evet falan. yani biraz yanlardan haklısın. Evet, e, evet o zaman kapattım. Kapat haftaya tekrar bu stüdyoda görüşeceğiz. O, o zaman sonra stüdyodayız. Sahadan uzağın yeni bölümünde haftaya Ben de görüşürüz. şuraya bir yere sallayayım inşallah çıkıyorumdur. Nereye?